Günaydın yatırımcı rehberiyle karşınızdayız. Piyasaların merakla beklediği FED kararları geldi ve piyasaları memnun eden, piyasaların hoşuna giden kararlar geldi. Tabii bunun da hemen piyasalara yansıması olumlu. Bir bakalım daha sonra da FED ne dedi, ne anlama geliyor, faiz artışı konusunda bir takvim verdi mi? Tüm bunları konuşacağız. Önce Borsa İstanbul artıda %1.76'lık bir artış söz konusu. Borsa 80 bin puanın altında bir başlangıç yapmıştı. Şu anda 81 bin puanda borsa tarafında olumlu bir hava var. %1.74'lük artış var. Dolar tarafına baktığımızda dolarda da 2.59 seviyesindeyiz. 2.59.41, 2.56'ya kadar bir gerileme olmuştu. Dolar tarafında sabaha göre hafif bir yükseliş var. 2.58'in altına gelmişti FED kararı sonrası dün gece. Şu anda da 2.59 TL seviyesinde. FED kararı öncesi 2.61'di. Bunu da hatırlatalım. Cuma günü de, geçtiğimiz cuma da 2.65'e dayanan bir dolar görmüştük. Euro'ya baktığımızda Euro'da da 2.77 seviyesini görüyoruz. Parite ne durumda? Euro-Dolar paritesi 1.07 seviyesinden işlem görüyor. Faize baktığımızda nasıl başlayacak güne? 8.76'da emtia fiyatlarında Brent ham petrol 55 dolar. Tabii doların zayıflaması altına yaradı. Altın 1170 doların üzerine çıktı. Şu anda 1170 doların hafif üzerinde işlem görüyor. Piyasalarda gördüğünüz gibi hava olumlu FED sonrası. Evet, konuğumuz ekonomist Şevin Ekinci. Hoş geldiniz Elimiz'e. Şimdi tüm dünyada gözler FED'deydi. Sadece bizde değil. Tüm dünya ABD Merkez Bankası ne yapacak? Janet Yellen ne açıklamalar yapacak? Buna bakıyordu. İlk açıklama hepimizin baktığı sabırlı kelimesi kalktı. Bunu görür görmez hemen faiz arttırım mı geliyor heyecanına kapıldık. Ancak açıklamalar alt metinde birçok önemli mesaj var. Önce bu mesajlarla başlayalım. FED ne diyor? Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. O sabırlı kelimesine demek ki bakmamamız gerekliydi. FED'in çok önemli bir sözle yönlendirme stratejisi var. Bunu San Francisco FED araştırmasını yapmıştı. Bunu bir endeks hazırlıyorlar ve ne kadar az piyasaları rahatsız edecek, ne kadar az volatiliteye sebep olacak raporları nasıl yayınlayabiliriz diye bir takım araştırmalar yapıyorlar. San Francisco'nun yaptığı araştırmaya göre daha düşük olması gerekiyor kelime sayısının ve daha anlamlı olması gerekiyor. Sabırlının sadece çıkması aslında onların herhangi bir şekilde ani faiz artırımına gideceğini göstermediğini bize daha sonraki metinlere baktığımızda yani ve Janet Yellen'ın konuşmasından anladık. Aslında en güzel taktiği uyguladı. Şimdi önünde iki taktik vardı. Ya bir obsesyon yaratmayacaktı piyasada, sabırlı obsesyonunu yaratmayacaktı. Onu çıkartıp herhangi bir zamanda ben faiz artırımına giderim diyecekti. Ya da sabırlıyı bırakacaktı, sabırlı ifadesini bırakacaktı. Ondan sonraki toplantılarda sabırlıyı çıkarttıktan sonra kararını verecekti. Zannediliyordu ki sabırlı ifadesi çıktıktan sonra çok büyük bir volatilite olacaktı. İşte dolar yükselecekti. O yüzden de insanlar çok şaşırdı zaten sabırlı kelimesi çıktıktan sonra. Demek ki sadece o kelimeye bakmamamız gerekiyor. Aslında orada verdikleri mesaj şuydu. Şimdi FED her zaman projeksiyonlarını vermiyor. FED belli toplantılarda geleceğe dair enflasyon, büyüme oranı, işsizlik rakamlarına geleceğe dair işte 2015, 2016, 2017 yılları için beklentilerini veriyor. Bu beklentileri bir kere aşağı çekmiş. Bu beklentileri aşağı çekmekle beraber faiz artışındaki beklentileri de yani FOMC üyelerinin faiz artışındaki beklentiler de aşağı çekilmiş durumda. %1.125'ti. Bu aşağı çekildi %0.625'e. Neredeyse 0.5'lerde aslında biliyor musunuz? Yani neredeyse 0.5'ler. Büyük ihtimal 25 bas puan gibi bir artırım yapılacak sadece bu sene içerisinde. 2015'te. Çoğunluk 0.5'te duruyor çünkü. Yani ortalama sizin söylediğiniz rakam. Çoğunluk 0.5'te duruyor 2015'te. 2016 için 2'nin birazcık altında, %2'nin birazcık altında. 2017 için 2'nin birazcık üstünde. 2017'den sonrası için de %3 civarlarında kalacak. Şimdi enflasyon tahminini düşürdü. Öngörüsünü düşürdü. %1 ile %1.6 idi. Bunu %0.6 ile 0.8'e çekti. Büyümeyi aşağı yönlü revize etti. İşsizliği aşağı yönlü revize etti. ABD ekonomisinde Janet Yellen'ın özellikle vurguladığı bir konu vardı. Güçlü dolara vurgu yaptı ve ihracattaki büyümeyi zayıflatıyor dedi. Amerika'da bu durumdan rahatsız mı? Yani güçlü dolardan rahatsız mı? Acaba faiz artışını ötelemesinin nedeni biraz daha doların gerilemesi mi? Şimdi orada iki noktaya değindi.
güçlü doların ve petrol fiyatlarının enflasyon olan etkisinden bahsetti. Bu enflasyon beklentilerini de o yüzden aşağı doğru çektiler. Yani bir şekilde güçlü dolar ne demek? Dışarıdan çok fazla enflasyon ihraç edemeyecekler. Doların fiyatı yükselmeyince de enflasyona bir şekilde yansımayacak. O yüzden enflasyonun bu beklentileri olan uzun vadeli %2 seviyesine ulaşmayacağı bu durumda. Hı hı. O yüzden buna değindi. Tabii ihracatı etkiliyor. Ancak onların büyüme dinamiklerinin 1/3'ü iç talep. ABD'deki. İç talep çok daha fazla onların büyüme oranını etkiliyor. O yüzden de zaten büyüme tarafında hala daha güvercin söylemleri var. Doların güçlü olmasını ve petrol fiyatlarının değmesinin tek sebebi enflasyondaki bu acaba yükseliş trendinin olmaması devam edecek mi? O yüzden değindi. Şimdi piyasa rahatladı. Hı-hı. Onu görüyoruz. Hı-hı. Dolarda gevşeme oldu. Cuma günü 2.65'e dayanan bir dolar vardı. Dün 2.61'deydi. Bugün de 2.60'ın altında açıklama sonrası 2.56'ya kadar gelmişti. Şu anda 2.59'da. Dolar ne olur? Yani 2.50'yi görür müyüz? 2.50'ye gelirler mi? Şimdi 2.65 olmasının sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz tarım dışı istihdam rakamı açıklandı. 295 bin piyasanın çok fazla beklentisinin üzerindeydi. %5.5 işsizlik rakamı keza öyle piyasanın beklentisinin altındaydı. Bu zaten 2.65'e bir götürdü. Zaten iç tarafta da Türkiye içerisinde de bir takım işte söylemler, işte Merkez Faiz Bankası'yla tartışmaları vardı. O tartışmalar birazcık yükseltti. Şimdi gördük ki risk 2.65'te, 2.65'e götürüyor risk faktörleri. Yani ABD'deki bu söylemler, içerideki söylemler 2.65'e götürebiliyor. Ortalama bir riskten bahsediyorum ben size. Ancak bu güvercin olarak yine de bir şekilde algılanan söylemler Fed'den 2.57'lere kadar götürdü. 2.50'lere kadar götürmesinin sebepleri ne olabilir? Mesela yarın Fitch'ten açıklama gelecek. 10 Nisan'da Moody's'den açıklama gelecek. 30 Mart'ta büyüme rakamı açıklanacak. İç siyasi tarafta bu faiz tartışmalarının sürmemesi 2.50'lere kadar götürebilir mi? Uzun vadede yani orta vadede bunlar bu şekilde stabilize giderse götürür. Ancak farkındaysanız 2.57'lerden alış başladığı için evet, 2.59'lara yükseldi. Tekrar 2.59'a geldi. Şimdi 2.65'i gören yatırımcı acaba tekrar gider mi? Tekrar risk olur mu algısıyla? Bu iyimserlik geçici mi? Tabii ki. O algıyla, çoğu yatırımcı o algıyla 2.57 seviyelerinden almayı tercih etmiştir. Bunun 2.57 altına inmesi için daha yeni pozitif haberlerin, pozitif açıklamaların gelmesi gerekecek Fed tarafından. Bunu nasıl algılıyoruz bile Serdar Bey? Şöyle bir şey var. Aslında önümüzdeki belirsizliğin olmaması çok önemli. Hani bu Nisan toplantısında yapmayacağız kesin dediler ya. Evet. O ciddi bir belirsizlik attı. Nisan toplantısı olmaması ne demek bizim için? Yani Haziran'a kadar beklememiz gerek. Yani önümüzde 1-2 aylık en azından ABD tarafından bir belirlilik var. O yüzden biraz daha 2.57'lerin altında tekrardan 2.59'dan 2.57'ye doğru ben bir gidiş beklerim. Ama 2.57'den 2.50'ye doğru gidiş iç siyasi faktörlerden kaynaklanacaktır. Bir de Avrupa Birliği tabii. Peki borsa tarafı 80 binin altında dün bir kapanış yapmıştı. Evet. Şu anda 81.282, %1.68'lik bir yükseliş var. Bankacılık hisselerinde %2.6'lık bir yükseliş var. Bu devam eder mi? 85 bine doğru bir hareketlilik görür müyüz? Evet görürüz. Yani çok hızlı cevap verdim ona ama aslında bunu nereden beklememiz gerekiyor? Daha önce biliyorsunuz zaten 90 bin seviyelerinden doğru aşağı indi. O seviyeleri gördükten sonra tekrar da olumlu senaryolarda oraya doğru gitmeye başlayacak. Ne oldu? İlk başta kötü senaryo 85'e götürdü, sonra 85'in altına götürdü. Hı hı. Burada Borsa İstanbul'daki yolculuğu ben 85 bine doğru görüyorum. Yarın Fitch'ten gelecek açıklamalar olumlu olabilir. Oradaki mesajlar. Ne anlamda mesajlar olumlu olabilir? Ne anlamda olumlu olabilir? Şimdi aslında yatırım yapılabilir seviyede Türkiye. Ancak görünüm negatifte. Bunu olumluya çekebilirler mi? Beklentisi halen daha var. Hani bu iç siyasi tartışmaların biraz daha tansiyonun azalmasından dolayı hani bir acaba silah bırakma çağrısı gelir mi gibi evet, çözüm beklentiler, süreci. Çözüm süreci. Orada bir pozitif notlardı oraya. Ancak o biraz daha yavaşladı o söylemler. O yüzden de Fitch'ten çok olumlu bir fiyatlama gelmeyebilir yarın. Çok fazla bir değişim beklenmiyor açıklamalarında. Yani hem not anlamında o hem yüzden. Görünüm anlamında bir ama değişim. Ama en azından negatif bir söylem olmaması bile
Evet. Hatta Nisan'da, 10 Nisan'da Moody's'den o gelmemesi bile hem yabancı yatırımcılar tarafından hem Türkiye yatırımcıları tarafından olumlu algılanacaktır ve 85 bin üzerine götürecektir diye düşünüyorum Borsa İstanbul'da. Peki şimdi Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamız faiz indirim sürecini bir askıya almış gibi gözüküyor. Bir pas geçti bu ayı. Şimdi dolarda gevşeme olursa, 2.50'lere doğru dolarda bir geri çekilme olursa, yani diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu belirsizlik bir müddet ortadan kalktı. Merkez Bankası ne yapar? Faiz indirimlerine devam eder mi? Bir faiz indirimi bekler miyiz Merkez Bankası'ndan? Şimdi aslında orada koridora baktığımızda üst bantta hala bir marj olduğunu görüyoruz. Orada şu üç faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi bu hafta yaptıkları açıklamada enflasyona çok fazla atıf vardı. Yani enflasyon sayısına baktığınızda statement'da sonradan bir şey gönderiyorlar, bir yorum gönderiyorlar toplantıdan sonra. Çok fazla enflasyon sözü vardı. Demek ki temkinli duracaklar. Gerçekten de enflasyonda aslında görece matematiksel olarak hesapladığınızda Nisan'da baz etkisinden dolayı ciddi bir azalma olacak. %6'nın altına inecek. Ama altına inmesinin sebebi enflasyon azalması değil, tamamen baz etkisinin olumlu olması. Şimdi Nisan'da bu olacak ama acaba sene sonundaki 5.5 beklentilerini tutturabilecekler mi? Böyle bir beklentileri var resmi olarak. 5.5'in tutması için temkinli yaklaşmaları gerekecek. Bir bantları var. Eğer o enflasyon beklenti bandını yakalayamazlarsa, çünkü hükümete yazı yazıyorlar biliyorsunuz. O yazıyı yazmamak adına temkinli durmaları gerekecek. Şimdi Janet Yellen nerede? Nisan'da yapmayacağız dedi faiz artırımını ama hala da Haziran duruyor. Ama Haziran'da da olup olmayacağı belli değil. Yapabiliriz de yapmayabiliriz de çok ortada bir ama açıklama yaptı. Eylül olasılıkları var. Eylül'ü kim fiyatlıyor? Piyasa fiyatlıyor. Piyasa Eylül'ü Fed fiyatlıyor. Fed futureları. Evet, Eylül'ü fiyatlıyor. Ama Fed'in kararı piyasayla her zaman aynı olmuyor. Bunu daha önce de gördük. Haziran olabilir. Verilere çok iyi bakmamız gerekiyor. Bunu Merkez Bankası da çok iyi göz önünde bulundurur diye düşünüyorum. Keza ikinci faktöre geliyorum. Gıda ve restoran, yemek hizmetleri fiyatları. Bunlar da ciddi bir anlamda. Bunda bir de bir risk görüyorlar zaten. Bu ekonomistlerle toplantılarında, Merkez Bankası'nın toplantısından sonra bir gün sonra yapılıyor. Orada buna atıfta bulundular. Orada hatta ekonomik canlanma konusunda bir uyarıda bulundu Merkez Bankası. Üçüncü faktör oydu işte. Ondan dolayı belki bir indirime geçebilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani faiz indirimini yani hala daha göz önünde bulundurabilirler. Çünkü birinci çeyrekte biz bekliyorduk. Yani çoğu ekonomist kendileri de bekliyorlardı. İş tarafta bir canlanma olur. Yani kamu tarafından da olur. İç taraftan da olur. Çünkü hani bir şekilde petrol fiyatları düştü. Bu insanların cebine yansır diye düşünüldü. Ama bakıyoruz ki iş tarafta hala daha bekledikleri canlanma yok. O büyüme tarafındaki öncü göstergelerde de ciddi bir canlanma yok. Bunu gören Merkez Bankası acaba faiz biraz daha indirsem mi? Yukarıda marj var mı? Kredileri biraz daha canlandırsam mı? Soru işaretini göz önünde bulunduruyordur. Yani iki faktör halen daha indirmemesini gerektiriyor. Evet. Bir faktör o büyüme faktörünü belki göz önünde bulundurur. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ekonomist Şevin Ekinci konuğumuzdu. Borsa tarafında yükselişteyiz. %1.69'luk bir artış var. 81.293 puanda. Dolarsa 2.58-2.59 aralığında işlem görüyor. Biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.